Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuz Nonfarm Payroll'un bu merankıyla alakalı olacak. Ee, screenshotlar paylaştım arkadaşlar. Twitter'da, Instagram'da paylaştım. Ee, çoğu arkadaşımız görmüştür. Ee, şimdi şimdi Nonfarm Payroll ne biliyorsunuz yani bu merankların babası diyoruz. Neden babası diyoruz? İşte yani örnek olarak göstereyim. Bakın bir candle'da Haydan baktığınız zaman 200 puan arkadaşlar. Bir da 200 puan Haydanlova İşte bu yüzden bu merankların babası diyoruz. Bizim için Kendall ne kadar büyükse o kadar iyi arkadaşlar. Yani o yüzden diyoruz ki bu merankı işte küçük candle'larda küçük yani normal bizim bu merankımızın ana teması ne? Ekonomi haberi. Ne ekonomi haberi? Kırmızı ekonomi haberi. Kırmızı nereden geldi bu kırmızı diye soracak olursanız, Forex Factory'e gidip arkadaşlar, e, baktığımız zaman Forex Factory biliyorsunuz, Calendar, bu bizim ekonomi haberleri. Tekrar tekrar söylüyorum. Buradan bakıyoruz. İstediğiniz yerden bakabilirsiniz. Bizim baktığımız yer burası. Bizim baktığımız yer burası arkadaşlar. Şimdi, e, şimdi ilk aldığınız zaman bunun tamamı gelir yani tekrar tekrar göstereyim ki ilk defa gören arkadaşlar için. Şimdi ilk girdiğiniz zaman bu siteye calendar takvim dediği yere ilk girdiğiniz zaman işte böyle haberler gelir. Bunların çoğuna hiç ihtiyacınız yok arkadaşlar. Filter yapıyorsunuz. Sadece USD bizi Amerikan haberleri, Amerikan dolarını yani burayı ilgilendiren haberler. Bu bu merankımız arkadaşlar tamamen Amerikan borsasındaki önemli haberler. High Impact News. High impact dediğine kırmızı. Kırmızı olduğu zaman yüksek yani e, önemli haber demek. Bütün kırmızılar çalışır mı? B bütün kırmızıların çalışmayacağını nasıl söylüyoruz? Candle'ın büyüklüğü bizim için önemli. Minimum 40 olsun istiyoruz arkadaşlar. Yani böyle 40 diye hani 40, 41, 42, hocam 38 olur mu? 37, buralara takılmayın. Candle'ın büyüklüğü biraz tecrübeyle alakalı. Candle'ın büyüklüğü önemli arkadaşlar. Bu yani. Yani minimum 40 olsun diyoruz ama siz yine bakıp buna karar vermeniz lazım ki. Yani non-farm payroll gördüğünüz gibi 200 puanlık bir candle oluşturdu arkadaşlar. Yani bu non-farm payroll, CPI, FOMC bunlar büyük haberler arkadaşlar. Bunlarda da kesinlikle merankın olduğunu biliyoruz. Zaten benim bu modeli çıkarırken ki başlangıcım non-farm payroll analizlere başladığım non-farm payroll. Zaten bununla alakalı iki yıllık backtest yaptım arkadaşlar. Sadece non-farm payroll üzerine. Ki bunun FOMC'si de var. işte CPI'i de var. Diğerleri de var. Ama non-farm payroll'un yeri ayrı arkadaşlar. Bunu da zaten 200 dolarlık candle'dan görürüz. Şimdi bakın. En çok takıldığınız nokta 25-50 seviyesi. Bunu defalarca söyledim yine söyleyeceğim arkadaşlar bu 25-50 seviyelerine takılmayın 25-50 seviyeleri nedir? 25-50 seviyeleri sweet spot yani niye buna sweet spot diyoruz? Çünkü baktığınız zaman istatistik olarak genelde buralardan dönmüş ama buralardan genelde döndü diye ille oraları beklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar 25, hocam 25'e gelmedi. Bazı günler 25'e gelmiyor. Bazen daha önceden dönüyor. Bazen 50'ye gel gelmiyor. Bazen ortasından geliyor dönüyor. Bazen milimetrik 25 oluyor arkadaşlar. Bu değişir. Bu arada bir standart deviation'a ulaşmak üzereyiz. Ana hedefimiz arkadaşlar. Yani Rönesans tablosu gibi desem yalan, yalan olmaz yani. Şu gördüğünüz Rönesans tablosu gibi arkadaşlar. Bakın 25'e milimetrik şimdi Fibonacci'yi çizeceğim göreceksiniz. 25'e milimetrik dokunuyor 25 seviyesine ve bir standart deviation'a ulaşmak üzereyiz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken birinci olay ne arkadaşlar? Birinci olay ekonomi haberimiz var mı? Var. Nonfarm payroll. Büyük olacak mı? Olacak. Birinci bu. Kesinlikle olacak. Bu merak uygulayacağız. Peki ikincisi ne? Birinci reaksiyon nereye doğru? İlk reaksiyonumuzu bilmemiz lazım. Bakın candle'a bakarak, işte candle kırmızı, yeşil bununla olmaz. Seyretmeniz lazım. Reaksiyonu görmeniz lazım. Mesela ben şimdi bunu seyrettiğimde, seyrettiğinde ne gördüm? Aşağı doğru bir fake gördüm arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde aşağı gelip bazı buradaki likiditeleri, bakın equal high'ların likiditelerini topluyor. Bir anda reaksiyonu yukarı doğru veriyor ve yukarı doğru bir push var. Peki bu push nerede bitiyor? Yukarı doğru gidiş... Arkadaşlar işte orada session likiditeleri, session ee, önemli level'ları bize yardımcı oluyor. Bakın Asya, London. Nereden dönmüş? İlk Asya Hay'dan dönmüş. Şimdi peki biz burada ne yapacağız? Şimdi biz burada ne dedik? İlk reaksiyonun yukarı olduğunu gördük. İlk reaksiyon kesinlikle yukarı doğru. Bunu biliyoruz yani. Kafamızda soru işareti yok. Peki biz burada neye bakacağız arkadaşlar? Şimdi bunu ben kapatacağım London Asya. Şimdi London Low'unu da bilmek lazım ki benim e, ikinci trade'im bakın. Birinci trade session açılışıyla birlikte aldığım için videosunu çekmedim. Biliyorsunuz yani ben tavsiye etmediğim girişlerin videosunu yayınlamıyorum. Kötü örnek olmasın diye. Çünkü burada baktığımızda e, giriş olarak session öncesinde giriş olarak bizim session'ı beklememiz gerektiğini gördük. Onun, ona geleceğim şimdi. Session açılışıyla birlikte girmemiz sebebi onu da az sonra oraya geleceğiz. Ki orta noktaya hızlı bir şekilde zaten ulaşıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi Asya hayımız burada. Bunu ben isterseniz şuradan çizeyim. Burası Asya hay. Burası London Low. Bunları çizmekte fayda var çünkü kapatacağım bunu çok kafa karıştırıyor. Şimdi arkadaşlar reset yaptık. Haberimiz var. Nan Farm payroll. Bumerang uygulanacak. Candle'ımız büyük. Neye baktık? İlk reaksiyon fake dedik. Daha doğrusu yukarı doğru gitti dedik ki bu ilk reaksiyon yukarı doğru. Şimdi o zaman ilk reaksiyon yukarı doğruysa biz ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağımız ola giriş yerimiz. Giriş yerimiz neresi olacak? Şimdi birinci candle'da zaten yani Fibonacci çizdiğimizde zaten orta noktaya birinci candle'da geldik arkadaşlar bakın. Eğer ki böyle bir durum olursa birinci veya ikinci candle'da anında orta noktaya gelirse artık yani bizim hedefimiz ne? Beriş trade almak. Beriş trade almak. Yani burada beriş trade alırken zaten orta noktasına gelmişiz artık bırakacağız. Artık bırakacağız. İster bakın ister bu orta noktaya reaksiyonu görüp Tekrar bir buluş trade kısa bir buluş trade alabilirsiniz İsterseniz riskli ama ben yani çok böyle tecrübesiz arkadaşlara tavsiye etmiyorum ama ben bunu gördüğümde tamam dedim artık girmiyoruz bekliyoruz bekliyoruz ki devamında bakın burada akrep oluşuyor arkadaşlar high relative equal high şurada gördüğünüz gibi bir akrep oluşumu var ki bunu gördükten sonra zaten Tamam dedik artık giriş kesinlikle yapmıyoruz. Session açılışına doğru bekliyoruz. Yani bizim beklentimiz bir kere 25-50 seviyelerine mutlaka bu seviyelere bu civarlarda bir yerlerde olacağı. Ve ayrıyetten yukarıda arkadaşlar bakın başka bir e, layout'a geçtim. New Day Opening yaplar var. Mesela bugün New Day Opening yap milimetrik oluşmadı ama ben yine de çizdim. Başlangıç, kapanış ve açılış aynı noktadaydı. No need opening gap. Same yani aynı demişim. Burada Asya High var. Yukarıda September yani Eylül 4 ve 5'in new day opening gapleri var. Yani arkadaşlar zaten bakın. Burada akrep oluşmuş. Relative Cool highs. Orayı mutlaka alacak. Yukarıda new day opening gapler var. Yani bu bizim beklememiz için yeterli bir... Ee, yeterli bir neden. Ve yukarıda gördüğünüz gibi bakın burada high oluşmuş. Relative equal high, relative equal high, relative equal high. Yani buraları geçecek belli yani. Buralar alınacak. Küçük akrepler oluşuyor arkadaşlar. Beklememizin sebebi bu. Ki ben zaten yani session açılışına kadar bekledim. Yani ben hani 1.25'e geldi buraya limit koyayım. Bakın bunlar tamamen ezberdir arkadaşlar. Bunlar tamamen ezberdir. Ezbere yapılmaz bu işler. Tape reading yapacaksınız. Okuyacaksınız grafiği. Grafik size her şeyi söylüyor zaten. Şimdi bakın burada dedik. ilk relative equalize aldı. Relative equalize aldı. Peki ne bekliyoruz? Session açılışını bekliyoruz. Mecburuz. Beklemek zorundayız. Açılışla birlikte bakın. Açılışla birlikte ne var arkadaşlar burada? Şuralar market kırılması sert bir şekilde bir displacement olmuş. Bu bize işte burada bize TO'yu verdi artık. Tamam tekrardan yukarı doğru geldiğinde alacağız. Benim giriş yerim buralar arkadaşlar. İki tane bir tane kontrat aldım bir tane ekledim iki kontratla yani beş dakika sürmedi yani. Hedefe ulaşması beş dakika sürmedi ki en sevdiğimiz en sevdiğimiz trade'ler bunlar. Yani beş dakikada neredeyse yani e, yüz puana yakın. 100 puana yakın alıyoruz 5 dakikada. iki kontrat arkadaşlar. 4000 dolara yakın para yani 5 dakikada. Ve ben bunun videosunu çekmedim. Neden? Çünkü session açılışı. Session açılışındaki videoları yayınlamıyorum. Tavsiye etmiyorum. Mutlaka bekleyin diyorum ki bugün non-farm Payroll tamamen tecrübe isteyen bir bir e, haber. Ki burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane alıp bir tane ekleyerekten 5 dakikada hedefe ulaşıyoruz. Yani bundan daha güzel bir trade olamaz. Şimdi bunu Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. 25-50 seviyelerine ezber takılmayın. Bakın gelmedi 1.50'ye bir, bir gelmedi. 1.25'ten döndü. Neye göre alıyorsunuz? Neye göre giriyorsunuz? Ne 25'i ne 50'si? Bunlar istatistik olarak çok fazla bir şekilde oraya geldiğidir. Bakın arkadaşlar bu arada bir standart deviation'a varmak üzereyiz ana hedefe. Yani yani Rönesans tablosu desem yani yanlış olmaz arkadaşlar. O kadar güzel bir e, bumerang. Bundan daha güzel bir bumerang olamaz yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orta noktaya aldık. Ben bir tane daha trade aldım. Bu, bunun aslında videosunu çektim. Onu yayınlarım büyük ihtimalle. İsterseniz e, şurada Twitter'da yayınlamıştım. Profilden bakalım. Bakın arkadaşlar bu screenshot'ını yayınladım. Benim burada birinci de dediğim gibi bu birinci tereyeti ben yayınlamadım. Ama tekrardan tekrardan arkadaşlar biliyorum artık yani burada ee, bu bunun fake bir yukarı doğru pop olduğu çok belliydi zaten. Direkt burada FVG'mizi çizdik. FVG'nin içerisindeyken girdik. Bir tane kontrat arkadaşlar. Bakın bir kontratla neler yaptık ya? Yani ben size geçen 7 kontrat söyledim. 7 kontrat burada gireyim. 7 tane girip size 21 bin dolar mı göstereyim? Bakın 20 bin dolar yaptım mı diyeyim size? Bunu mu istiyorsunuz? Ben size öyle bir model sunuyorum ki Tek bir model size yeter. Bu model yeter size arkadaşlar. Bakın, o kadar şanslısınız ki bundan bir haber olan binlerce kişi var. Binlerce kişi bu modelden bir haber arkadaşlar. Ama siz bu modeli ben size defalarca, onlarca kez bunun tekrar tekrar gösterdim. Trade'ler aldım üzerinde backtestler yaptım. Yani çoğu arkadaşımız şu anda bunu kullanıyor ve bunu hem burada hem forex'te çok faydasını görüyor. Siz çok şanslısınız. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bu modelden bir haber olan onlarca binlerce kişi var. Bir kontratta neler yaptığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 160 puan 3200 dolar bir kontrat sadece. İşte ben bunu bir kontrat oynadığım için fiyat da 3200 olduğu için çok dikkate alınmıyor. Ben burada 5-10 kontrat oynasam 20 bin-30 bin dolarlar yapsam benim şimdi takipçi sayım 10.000'di yani ne yazık ki öyle bir e, mantık var yanlış bir mantık biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok İnsanları değiştiremeyiz yani bunun videosunu yayınlarım arkadaşlar e, hedef London Low demişim hala da aşağı doğru gidiyor bir standart deviation'a milimetrik olarak bakın videosunu çekerken göstereyim arkadaşlar bir standart deviation'a milimetrik ulaştık. İlk hedef ana hedef. Buyurun arkadaşlar çerçeveletip asın. Duvarınıza şunu çerçeveletip asın yani öyle söyleyeyim o kadar. Şimdi videoyu kapatmadan önce bakın tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Tape reading. Grafik size her şeyi anlatacaktır. Grafik size her şeyi anlatacaktır. Burada zaten orta noktayı almışız. Gelmişiz orta noktaya birinci dakikada, ikinci dakikada. Artık bekleyeceksiniz, mecbursunuz. Reaksiyonları bekleyeceksiniz. Ki burada akrep oluşmuş, burayı alacağı kesin. Akrep oluşmuş, yukarı gideceği kesin. Beklememizin en büyük sebebi bu. 1.25'e geldi hemen alalım. Almadık. Neden? Çünkü biz ezberci değiliz. Ne bekledik arkadaşlar? Bize bir reversal vermesini bekledik market kırılımı, displacement, geri dönüşte alıyoruz. Bir başka nokta dikkat etmeniz. Bakın bu elektronik trading hours. Bunu regular'a çevirdiğiniz zaman bakın buradaki burada oluşmuş bir bir gap var. Bu gap'e biz ICT ne diyor arkadaşlar? Buna ICT new day şey pardon opening range gap diyor. Kapanış burası açılış burası. Bakın Görüyor musunuz açıldıktan hemen sonra orta noktaya ulaştığını görüyoruz ve ikinci attempt yani bir de displacement olduktan sonra ikinci de oraya ulaşamadığını görüyoruz ki bu bize tiyoyu veriyor zaten ki alış yerimiz giriş yerimiz burası ekleme yaptığımız yer burası benim ilk aldığım trade'de. Ve daha sonra bakın milimetrik olarak ulaştık arkadaşlar. Yani ICT'nin bumerang tamam bana ait özel bir model ama ICT'nin konseptlerini kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Ee, bunu da gösterdikten sonra sizlere bakın ee, screenshot'ını yayınladım. İsterseniz screenshot üzerinden bakalım. Yani bir daha açmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar. Buyurun altın, euro dolar, GBP dolar. Yani 1.25'e yaklaşmış sweet spot, sweet spot hepsi. Yani baktığınız zaman işte bir tane daha çerçevettirip asılacak e, screenshotlardan bir tanesi. Hem altın hem euro dolar hem GBP USD'de hedefimize daha session açılmadan ulaştık arkadaşlar. Tamamen yani böyle bir Tesadüf olamaz yani. Bunların tesadüf olmadığını artık siz de anlamışsınızdır. Bunları da gösterdikten sonra arkadaşlar videoyu kapatacağım 5 dakika sonra bir toplantıya girmem lazım. Uzatmak istemiyorum. Bu merankımız. Çalışın arkadaşlar. Onlarca, 50'den fazla videosu var. Hala bunun işte olayı anlamayan arkadaşlar var. Bir tanesi yazmış büyük bir candle görürsem giriyorum yazmış. Ya böyle saçmalıklar olur mu arkadaşlar? Hiç mi video seyretmiyorsunuz ya? Onlarca videosunu yayınladım. 25-50 bu seviyelere takılmayın. Bizim modelimizin ne olduğu belli arkadaşlar. Amerikan borsasında önemli high impact news, önemli haberlere verilen reaksiyon. Bu reaksiyonun tersi yönünde alınan trade'ler. Fibonacci'mizi çekiyoruz. Belli level'larımız var. Orta nokta, ilk hedef, bir standart deviation, ana hedef. Bizim modelimiz budur. Büyük candle'lara biz trade almıyoruz. Öyle saçmalık olmaz. Ve bunun Forex'te çalıştığında gördünüz. Dedikten sonra videoyu kapatıyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kazanmaya devam edeceğiz. Beraber kazanacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.